Merhaba, Algılanalı ve Sağlıklı Günler programında tekrar beraberiz. Bugünkü konuğum Nagihan Şiraz. Kendisi Genefix ürün uzmanı ve Türkiye distribütörü. Merhaba Nagihan'cığım, hoş geldin programımıza. Merhaba, hoş geldik. Nasılsın? Çok teşekkür ederim, iyiyim. Sizler de iyisiniz inşallah. İyiyim, çok teşekkür ederim. Öncelikle Nagihan'cığım kendini biraz tanıtır mısın? Evet, ismim Nagihan Şiraz, İzmir'de yaşıyorum. Sina Global Medical AŞ şirketinin hem şirket sahibiyim hem Genefix Türkiye distribütörüyüm. Aynı zamanda da Genefix ürün uzmanıyım. Peki, izninizle ben sen diyeceğim çünkü Nagihan evet. Aslında çok da yakın dostum aynı zamanda, onu da belirtmeden geçmeyeyim. Şimdi Genefix diyoruz ama nedir bu Genefix? Aslında Genefix bir spiral. Şimdi Nagihan'dan Genefix ile ilgili kısaca Genefix'i tanıtmasını, Genefix ile ilgili kısaca bilgi isteyeceğim. Evet Nagihan'cığım, Genefix nedir? Evet, Genefix 20 yıldan beri Avrupa'da kullanılan, bizim de Türkiye'de 3 yıldır kadın doğum hekimlerimize tanıttığımız bir rahim içi araçtır. Bu rahim içi araç doğum kontrol yöntemi olarak kullanılır. Yani gebeliği engelleyen bir araçtır. Spiral diyoruz ona. Yalnız diğer spirallerden biraz daha farklıdır. Ebatı çok küçüktür ve rahim tavanına yerleştirilir. Bundan dolayı da diğer spirallerden çok daha farklı avantajları vardır. Çok daha büyük avantajları vardır. Evet, bu avantajlardan da bahsedelim. Yani nedir önceliği? Neden Genefix? Evet, şimdi Genefix çok küçüktür. Çok küçük olduğundan dolayı da... Aslında gösterebiliriz. Tabii ki. Aynen şurada bakın. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu gibi. Rahim olarak sayarsak, şu rahimimizse Genefix bu içindekidir. Gördüğünüz gibi çok esnektir. Dediğim gibi rahim tavanına yerleştirilir. 2 milimetre 2 santimetredir. Bakır içerir. Yani bakır iyon salgılayarak doğum kontrol güvencemizi sağlar. Çok küçük olduğundan dolayı da şurada hiç doğum yapmamış kadınların rahim ebatına da, çok doğum yapmış kadınların rahim ebatına da aynı şekilde uyumluluk sağlar. Çok güzel gösterdin Nagihan'cığım, teşekkür ederim. Ebat olarak gayet uygun dedik. Aynen. Her rahme uygun, böyle bir avantajı var. Evet. Bunun dışında aslında birçok avantajları olduğunu evet. biliyoruz. Evet. Şimdi ilk etapta bir farkından biraz bahsetmek istiyorum. Tabii. Diğer kullanılan rahim içi araçlar T şeklindedir. Yani birçoğu T şeklindedir. T şeklinde olan rahim içi araçlar, Türkiye'mizde kullanılanlar kalınlığı 32 milimetredir. Bizim Genefix 32 milimetre değildir ve esnektir. Diğerleri sabittir ve 32 milimetredir. Yalnız her bayanın rahim kavitesi farklı ebatlarda olduğundan dolayı 32 milimetrelik bir ürün bütün rahim kavitelerine uyum sağlayamaz. Yani şöyle düşünün ki sanki 38 beden bir ayakkabı üretilmiş ve bunu bütün bayanlar kullanmak zorunda gibi. Şimdi 37 beden olan ayağa nasıl bol gelirse 39 beden olan ayağa da dar gelir. Ama bir de galoş düşünün. Galoşlar esnek olduğundan dolayı herkesin ayağına geçiyor. Şimdi bizim spiralimiz de esnek olduğundan dolayı bütün kavitelere uyum sağlıyor. Bu uyum sağlaması da diğer spirallerin yaptığı yan etkileri neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor. T spirallerde en çok görülen yan etkiler kanama artışlarıdır. Kanamaların uzun olmasıdır. Ara kanamalar, lekelenmeler, kayma, batma, yer değiştirme, bel ağrıları, sancı, kasılmalar gibi gibi birçok yan etkisi vardır. Enfeksiyon riski de buna dahildir. Tabii. Genefix buradaki saydığım yan etkileri neredeyse tamamen ortadan kaldırır. Yani Genefix kanama artışı yapmaz. Ara kanamalar yapmaz. Biz onu rahime sabitlediğimizden dolayı orada yer değiştirmez veya dışarıya atışları olmaz. Batma gibi sıkıntılar çekmez. Genefix'in ipi de rahimin içine kıvrıldığından dolayı enfeksiyon riskini neredeyse tamamen ortadan kaldırmış oluyoruz. Bunun üzerine özellikle gebelikten korunma etkinliğimiz %99,9'dur. Yani bunlar da 20 yıldan beri yapılan çalışmalarda hep kanıtlanmış bilgilerdir. Etkinliği kaç yıldır Genefix'in?
5 yıl kullanabilirsiniz Cinefix'i. Hı hı. Takıldığı günden itibaren korunmanız başlar. 5 yıl sonra çıkarıldığı günden itibaren de tekrardan gebe kalabilirsiniz. Yani doğurganlığınız devam eder. Bakır iyon salgılar. Yani bir ilaç ya da hormon da içermez. Bunu da bilgisini vermek istiyorum. Peki diğer spirallerde bildiğimiz gibi adetliyken takmayı tercih ediyoruz biz jinekologlar ama Cinefix'te de aynı şey mi söz konusu? Evet, şimdi benim de tavsiyem her zaman adet dönemidir. Çünkü adet döneminde rahim ağzı biraz daha açık olduğundan aplikatörüyle daha rahat giriş yapabiliyorsunuz. Ve hastanızın %100 gebe olmadığına emin oluyoruz. Cinefix'in aplikatörü çok daha incedir. O yüzden adetliyken illaki takılması gerekmiyor. Ovülasyon döneminde de rahim ağzı biraz daha açık oluyor. O günlerde tercih edebilirsiniz. Normal doğum yaptıysanız her farklı bir günde de uygulayabilirsiniz. Önemli olan hastamızın gebe olmamış olması. Yoksa uygulamayı her zaman da yapabilirsiniz. İllaki adetli olması gerekmiyor. Evet, gördüğünüz gibi aslında Cinefix'in birçok avantajı var. Belki de kısaca özetlersek hiçbir yan etkisi yoktur diyebiliriz. Haklı mıyım? Aynen, aynen. Neredeyse sıfır bir yan etkisi olan üründen bahsediyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Peki kimler kullanabilir Cinefix'i? Kimlere takılabilir? Evet, Cinefix'i Avrupa'da biliyorsunuz cinsellik çok erken başlıyor. Genç kızlar bile, hiç doğum yapmamış kızlar bile kullanmaya tercih ediyorlar. Çünkü normalinde onlara daha çok doğum kontrol hapları yazılıyordu. Ama biliyorsunuz hani onların kullanmada bazen sıkıntı çekiyorlar, unutabiliyorlar. Gençler eğlenmeye gidiyorlar vesaire veya hasta olduğunuz zaman antibiyotik kullanıldığında, ishal olunduğuna vesaire bunların etkisi gidebiliyor. Ve gebelikler oluşabiliyor. Cinefix'te bunların hepsi olmadığından dolayı artık Avrupa'da hiç doğum yapmamış çok genç adolesan kızlar bile tercih ediyor. Ülkemizde de hiç doğum yapmamışlardan başlayarak çok doğum yapmış, yani menopoz devresine girene kadar kullanabilirsiniz. Yani bakır alerjisi olmayan ve rahim anormalitesi olmayan bütün kadınlar Cinefix'i kullanabilirler. Harika. Aslında Türkiye'de şöyle bir inanış vardır. Avrupa'da tabii ki herkes, her yaştaki rahmi müsait ve durumu müsait her kadın spiral taktırabilir ama Türkiye'de genelde doğum yapmamışları takılmıyor. Yani biz jinekologlar arasında böyle bir alışkanlık vardır. Dolayısıyla Cinefix bunda da fark yaratıyor. Hiç doğum yapmamış bayanlarda takılabiliyor olması çok büyük bir fark ve belki de Türkiye'de bir devrim bu anlamda. Türkiye'de demişken ben biraz da Cinefix'in Türkiye'ye girişini sağlayan sizsiniz. Aslında Türkiye distribütörüsünüz. Aynen. Distribütörüsün Nagihan'cığım. Evet. Dolayısıyla Cinefix nereden geliyor? Kökeni nedir? Bundan biraz bahsedebilir miyiz? Evet. 1984 yılında Cinefix'i Belçikalı bir jinekolog, kendisi de doktor jinekolog, icat etmiştir veya geliştirmiştir diyelim. Diğer spirallerden tabii ki yola çıkarak, hani neden bunlar bu kadar yan etki yapıyor diye düşünerek, çerçevesiz bir ürünün rahime daha faydalı olacağını, esnek bir ürünün rahime daha faydalı olacağını düşünerek Cinefix'i icat etmiştir. 1983'ten 1997'ye kadar bir sürü klinik çalışmalar yapıldıktan sonra Avrupa genelinde bir CE belgesine sahip olmuştur ve 1997'den beri de Avrupa'da kullanılan bir üründür. Ben daha önce Avrupa'da yaşıyordum. Ben 5 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Ürünü ben tabii biliyordum Avrupa'da. Kendim de kullanıcısıyım. Türkiye'ye kesin dönüş yapmaya karar verdik ailemle. Burada da bir kontrole gittiğimde Cinefix'in Türkiye'de tanılmadığını, bilinmediğini ve olmadığını keşfedince bu kadar şahane bir ürün benim Türkiye'mdeki kadınların nasıl kullanımında olmaz diye düşünerek girişimcilik yaparak bu ürünü Türkiye'ye getirmeye karar verdim o zaman. Seninle de gurur duyuyoruz bu anlamda. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bu konuda Cinefix'in mucidi doktor Dirk Wildemers, Belçikalı doktorumuz, o da çok şaşırdı. Hani Türkiye'den böyle bir talep geldiğinde de şaşırdı. Ama neden olmasın diye böyle bir çalışma başlattık. Eğitimlerimi tamamladım. Eğitimlerimi hep onlardan, direkt kendisinden alıyorum. Uygulama tekniğiyle alakalı. Certificate bir trainerim. Yani doktorlara teknik çalışma yapabilecek, yapabilmem için sertifikam var. Kendilerinden aldım. Eğitimlerimi aldım.
Bu konuda çok da bizi güzel destekliyorlar. Belçika'daki firma olsun, doktor olsun bizi de destekliyorlar ve çalışmalarımızı Türkiye'de devam ediyoruz. Harika, harika. Peki şöyle bir soru sormak istiyorum. Genifix'e ulaşmak, ben aslında kadın doğum uzmanıyım biliyorsunuz hepiniz artık. Ben de Genifix ile Nergen sayesinde tanıştım ve ben de birçok hastama uyguladım ve çok güzel geri dönüşler aldım. Gerçekten herkes çok memnun. Ama çok tanınmayan bir spiral olduğunda da hemfikirim. Çünkü bahsettiğim zaman ilk defa duyuyor oluyordu hastalarım. Bu yüzden yaygınlaştırmakta yarar var. Nergen de bunu çok güzel yapıyor. Evet, teşekkür ederim. Tabii ki. Yalnız ben şöyle bir konudan bahsetmek istiyorum. Bu spirali edinmek her eczanede satılmıyor. Yani T şekilli spiral, paragard dediğimiz T şekilli spiral, bakırlı spiral gibi. Eczaneden gidip ücretini ödeyip temin edemiyorsunuz Genifix'i. Evet. Peki Genifix'i nasıl temin edeceğiz? Evet, böyle başlayayım ben bu konuya. Biz Genifix'i uygulama tekniği var. Diğer spiraller rahim kavite boşluğuna bırakılırken Genifix daha önce de bahsettiğim gibi rahim tavanına yerleştiriliyor. Bunun aplikatörü diğer spirallerden biraz daha farklıdır ve bunun biz teknik çalışmasını yapıyoruz hekimlere. Şöyle diyeyim, nasıl yeni bir ultrason cihazı alırsınız da orada gelir teknik servis size neyi ne şekilde kullanmanız gerektiğini anlatır. Biz de Genifix'le hekimlerimiz bu şekilde çalışmalar yapıyoruz. Çalışma yaptığımız hekimlerin yalnızca Genifix kullanmasını istiyor yurt dışındaki firmamızda ve doktorumuzda. Neden istiyorlar? Mağduriyet oluşmasın diye. Şimdi oraya uygulanmasında sıkıntı olduğunda hasta da hekim de mağduriyet yaşayabilir. Bunun önüne geçmek için de Genifix kullanan hekimlerin teknik çalışma yapmış olduğumuzun hekimlerin olmasını istiyoruz. Ve biz satışlarımızı ancak teknik çalışma yapmış hekimlere yapıyoruz. Ya onların çalıştığı hastanelere veya muayenehanelere ya da yönlendirdiği hastalara. Bizi bir hasta aradığında illaki siz hangi hekime gidiyorsunuz, sizi kim yönlendirdi diye soruyoruz. Veya ben henüz hiçbir hekime gitmiyorum, sizi internetten veya arkadaşımdan duydum dediğinde de bakın yaşadığınız bölgede şu şu doktorlar var diye liste gönderiyoruz. Oradan hekiminizi seçebilirsiniz diyoruz. Ondan sonra biz ürün satışı yapıyoruz ki mağduriyet oluşmasın diye. Bu teknik çalışma bizim için çok önemlidir. O yüzden biz butik çalışıyoruz. Yani birebir eğitim veriyoruz, randevulu çalışıyoruz. Randevulu çalıştığımız için de, butik çalıştığımız için de henüz Türkiye'de her yere ulaşmış değiliz. bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Her ile gidiyoruz. Talep eden doktorlara gerçekten de kısa sürede ulaşmaya çalışıyoruz. Ankara olsun, Antalya olsun. Bunu soracaktım. Hangi illere ulaştık şu ana kadar? Yani Türkiye'nin ne kadarında yaygın Genifix şu anda? Yani Türkiye'nin neredeyse her ilinde minimum bir tane hekimimiz var diyebilirim. Harika. Doğu? Evet. Doğu dahil mi? Doğu dahil. Urfa'da olsun, Diyarbakır'da olsun, Van'da olsun, Gaziantep'te, Adana'da, Mardin'de her yerde hekimlerimiz var. Bizzat sen mi gidip ulaşıyorsun bu hekimlere yoksa onları eğiten kişiler mi var? Evet. Butik çalışıyoruz. Şu an Türkiye'de tek sertifikalı eğitim verme yetkisi olan kişi benim. O yüzden ben çalışıyorum. Harika. Her sene jinekologların düzenlediği bir kongreler oluyor. Bu kongrelere katılıp orada biliyorsunuz yaklaşık 2000 tane kadın doğumcu geliyor. Standımızı kurup orada talep eden hekimlere hem ürünümüzü tanıtıyoruz hem teknik çalışmamızı yapabiliyoruz. Bu kongrelerde yaklaşık 200-300 hekime bir hafta içerisinde eğitim verme şansımız oluyor. O kongrelere de Türkiye'nin dört bir yanından hekimler geldiğinden dolayı tabii ki bizim için her yere ulaşmak daha kolay oluyor. Biz her yere her zaman gidemediğimiz için. Ama mesela diyelim ki İstanbul olsun, Ankara olsun, Kayseri, Adana yani havalimanı olan her yere biz kendimiz de gidiyoruz. Ya da gitmeye çalışıyoruz. Yani en azından o şekilde de hekimlere ulaşıyoruz. Ama tabii bu kongreler bizim için gerçekten de çok büyük bir fırsat oluyor. Hekimlerimizle tanışıp teknik çalışmamızı geliştirebilmek için. Kesinlikle yurt dışında olduğu gibi kongreler aslında Türkiye'de de çok etkili. Her yere ulaşmak adına belki de daha çok hekime ulaşmak adına. Aynen. Peki dünya çapında Genifix nerede? Evet, şimdi Avrupa'da zaten
sertifikalı, bütün Avrupa'da kullanılıyor 20 yıldan fazla. Çin'de, Türkiye'de kaç yıldır bulunuyor? Türkiye'de biz Jinefix 2015'ten beri çalışıyoruz. Yani harika. Şu an yani 3 senelik, en eski hastalarımız 3 seneliktir. Harika. Öyle diyebilirim. Memnuniyet oranımız da çok yüksektir ve doğum yapmamış hastalarımızın oranı da yaklaşık %40'tır. Yani gerçekten de doğum yapmamışlarda da çok güzel veriler aldığımız için talep etmeleri de sürekli devam ediyor. Çok güzel. Ondan ziyade dünya çapında baktığımızda Çin'deki kadınlar biliyorsunuz çok minyon, rahimleri çok küçük. Çin'de belki 5 milyonun üzerine hastamız vardır. Çok güzel. Kanada'da uygulama yapan hekimlerimiz var. Orada kullanılıyor. Brezilya'da kullanıyor. Ve geçen seneki kongrede Suudi Arabistan'dan, Arjantin'den ve çok farklı ülkelerden hekimlerle tanıştık. Çok oradaki güzel. Hekimlere bile teknik çalışma yapma şansını biz elde ettik Türkiye'de ve artık çok oralarda güzel. Bile kullanılıyor. Çok güzel. Gerçekten çok onur verici. Peki ben bir de Jinefix'in şöyle bir özelliğini dile getirmek istiyorum. Aslında sezaryen esnasında takılabilen bir spiral aynı evet. zamanda. Biraz da bundan bahseder miyiz? Tabii ki memnuniyetle. Şimdi sezaryen esnasında spiral takmak zaten bilindik bir yöntemdir. Tabii. Ama bazı çalışmalarda başarısızlık olanlarının çok yüksek olduğunu, hatta bazı çalışmalarda %70 oranına kadar başarısızlık oranı olduğunu fark ediyoruz ve görüyoruz. Bununla alakalı da tabii Jinefix oraya sabitlendiğinden dolayı o başarısızlık olanını ortadan kaldırmış oluyoruz. Sezaryen esnasında direkt kavitemiz açık, neyi nereye yaptığımızı görüyoruz. Direkt sezaryen esnasında onu oraya sabitlediğimizde, ki biz oraya sabitlediğimizden dolayı başarısızlık oranı olmuyor. Şöyle söyleyeyim, sezaryen esnasında rahim kavitemiz çok büyük olur, çok geniş olur. Oraya T-spirali koyduğumuzda o 4 hafta içinde tekrar küçülüp kendine gelirken o T-spiral içinde her yere oynayabiliyor. Çünkü kavite boşluğuna bırakıyoruz. Bir balonun içine koymuş gibi tabii, düşünün. Tabii havada askıda aslında aynen, orada. Aynen. Jinefix'i oraya sabitlediğimizden dolayı yer değiştirmiyor, düşmüyor. Bundan dolayı da uterus küçülürken bile hep aynı yerinde kalıyor. Başarı oranımız da o yüzden çok yüksektir. Çünkü sezaryen esnasında Dünya Sağlık Örgütü diyor ki sezaryen olduktan sonra en azından 2 sene gebe kalmaması gerekiyor hastalar. Belirli bir sıkıntılar, rüptür tehlikesi vesaire yaşayacağından dolayı. Daha sonrasında da biliyorsunuz misafirler geliyor gidiyor, bir türlü fırsatları olmuyor doğum kontrolle ilgilenmeye ve emziriyorlar, hap kullanmak istemiyorlar. Hani bebeğe de süte de karışabilir, geçebilir diye. O yüzden de aslında direkt sezaryen olmak zorunda kalan hastalarımıza sezaryen esnasında yerleştirip unutmalarını tavsiye ediyoruz. Yerleştirin ve unutun. Harika. Hayat kaliteli bir şekilde hayatınıza devam edin. Peki garanti midir gibi kalmayacakları sezaryen esnasında takılan spiralle, Jinefix'le? Evet, bu soru bize çok geliyor biliyor musunuz? Hastalarımıza diyor garanti veriyor musunuz? Şimdi sağlıkta siz de biliyorsunuz hekim olarak garanti diye hiçbir şey yok. Yani tüp bağlatmakta bile gebelikler oluşabiliyor biliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, şu an piyasada kullanılan doğum kontrol yöntemlerinden en kaliteli ve en güvenirli ürünlerden bir tanesidir. Peki, peki. Yani Jinefix kısaca yan etkisi olmayan spiral diyoruz. Doğum yapmamış bayanlar da kullanabiliyor, taktırabiliyor diyoruz. Aslında günümüzde spiral anlamında bir devrim. Nagihan'cığım evet. Çok teşekkür ederim programımıza katıldın. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok güzel bir muhabbet oldu. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Evet, bugünkü konuğumuz Nagihan Şiraz'dı. Kendisiyle Jinefix'i konuştuk. Jinefix'i tanıttık sizlere. Umarım dener ve memnun kalırsınız. Haftaya yeni bir konuğumuzla beraber Algül Anıl ile Sağlıklı Günler programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.